Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 127. videoya geldik. Sayfa 305'ten devam ediyoruz. Şimdi gençler bir önceki videomuzda köklü sayılarda toplama çıkartma işlemlerini görmüştük. Şimdi sırada ne var? Köklü sayılarda çarpma işlemi var. Ben size bir önceki videoda şunu özellikle söyledim. Eğer dereceleri aynıysa ve köklerin içindeki sayılar aynıysa toplama çıkartmayı rahatlıkla yapabiliyorsun. Ama ne diyordum derecesi veya kökün içindeki sayı ikisinden birisi farklı olduğu anda toplama çıkartma yapamıyordum. Şimdi bu kuralı birazcık daha özelleştiriyorum. Ve diyorum ki eğer dereceleri aynıysa ama köklerin içeri farklı olsa bile ne yapabiliyorum? Bunları çarpabiliyorum. B çarpı T derim. Yani mesela hocam ne demek istiyorsun? Üçüncü dereceden kök 9 ile Üçüncü dereceden kök 3'ü çarptığım zaman hocam dereceleri aynı ya gerisi hiç önemli değil. İçlerini çarpıyorum 9 çarpı 3 27 olacak. Üçüncü dereceden kök 27. E hocam hatta 27'nin de ben 3 üzeri 3 olduğunu biliyorum. Şu 3 de şu derece gitti. Yani sonucum da 3 olacakmış diyeceğim. Birazcık örnek çözeyim durumu daha iyi anlayacaksın. Şimdi mesela bana ne diyor kök 5 çarpı kök 3? Hocam bunun derecesi de 2, bunun derecesi de 2. Yazmıyor ama ben biliyorum. E, Dereceler aynıysa içleri çarpabilirim. O zaman 5 çarpı 3'ten kök 15 oluyormuş bunun cevabı. Hocam burada şimdi şu 5 ve 4 kafanı karıştırmasın. Yani şunu şu şekilde de yazsan ne değişir? Hiçbir şey değişmez gençler. Haberiniz olsun. Çünkü çarpmada istediğim şekilde yer değiştirerek çarpabilirim. Çarpmada değişme özelliği vardır. Hocam 5 çarpı 4 nedir? 20. Hocam bunların dereceleri yazmasa da 2 olduğunu biliyorum. Dereceler aynı olduğu için rahatlıkla içlerini çarpabilirim. O da kök 6 yaptı. Sonuç 20 çarpı kök 6 olacakmış dedim. Hocam şimdi ne yapıyorum? Eksi 2 çarpı kök 7 ve 5 çarpı kök 6 diyor ya. Hiç ama hiç kafam karışmasın. Eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 7 çarpı kök 6 şeklinde bunu düzenleyebiliyorum. Çarpmada değişme özelliği vardı. Hocam Sonra ne yapıyorum? Biliyorum ki eksi 2 ile 5'in çarpımı eksi 10. Dereceler aynı. Yazmasa da ikisinin de 2 olduğunu biliyorum. O zaman içlerini çarpabilirim. Ne oldu? Kök içerisinde 7 çarpı 6'dan 42 oldu. Yani sonucum eksi 10 çarpı kök 2'ymiş dedim. Hemen alttakine bakıyorum. Şimdi burada birazcık daha kafa karıştırıcıymış gibi dursa da aslında hiç ama hiç karışık bir durum yok. Sadece ne yapıyorum? Mesela şunu biliyorum ki 3 parantezinde 4 artı 7 eksi 2 olmuş olsaydı ben ne yapıyordum? 3 ile 4'ü çarpıyorum. Artı 3 ile 7'yi çarpıyorum. Eksi 3 ile 2'yi çarpıyorum değil mi? Bu dağılma özelliğiydi. De. Hocam değişen bir şey yok. Aynı şey. Yine ne yapacaksın? Dağılma özelliğini kullanacaksın. Neyle yapacağım bu sefer? Sadece kare köklü sayılarda yapacağım. Yani hocam kök 5 ile kök 6'yı çarpacağım. Kök 5 çarpı kök 6. Artı kök 5 ile kök 8'i çarpacağım. Kök 5 çarpı kök 8. Artı kök 5 ile eksi kök 3'ü çarpacağım. Yani eksi kök 5 çarpı kök 3. Hocam niye böyle yaptık? Çünkü öğrenmiştik ki bir önceki videoda. Eğer köklerin içi farklıysa toplama çıkartma yapamıyordum değil mi? O zaman ben buranın içinde bir şey yapamayacağım için böyle kalacaktı. Ama ben bunu birazcık daha düzenli bir şekilde yazmak istedim şimdi dereceler aynı olduğu için 5 ile 6'yı çarpabiliyorum. Kök 30 oldu. 5 ile 8'i çarpıyorum. Kök 40 oldu. Ve 5 ile 3'ü çarpıyorum. Kök 15 oldu. Dereceler aynı olsa da işleri farklı olduğu için bu şekilde kaldı. Bunların da cevabını bu şekilde bulacakmışım. Hemen altta bir tane daha var. Örneğimiz onu da çözelim. Şimdi gençler size hepsinin derecesini 5 vermiş. Yani dereceleri aynı. E dereceleri aynıysa ne yapıyorum? Köklerin içini çarpıyorum. O zaman hocam 5. dereceden 3 çarpı 4 12 çarpı 5'ten sonucum 5. dereceden kök 60 oldu diyorum. Alttaki alışırma örneklerini sana ödev olarak bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi kendine iyi bak. Bay bay.